Gaziantep'e Kahramanmaraş'taki bir grup mühendisin geliştirdiği akıllı kumaş endüstriyel alandaki ürünlere destek sunarak enerji tasarrufu sağlıyor. Nelerce bu şekilde ısıya maruz kalsa da hiçbir şekilde deforme olmaz. Kombilerin içerisinde karbon bir malzeme var ve çok sık bir şekilde arıza veriyordu bu. Genelde 2 yılda bir insanlara işte arıza verir, kombide değişmesi gereken denilen bir malzemeydi kendisi. Onun sürekli arızasını araştırırken aslında biz önce boyayı bulduk. İlk ürünümüz oydu, o sıvı resistans olarak geçiyor. Onun çeşitli denemelerini yaparak geliştiği zamanla süreçle bunu lif haline çevirdik. Önce bir lif halindeydi bu kumaş. Sonra ip haline döndü. Eğirmeyle birlikte, dokumayla birlikte biz bunu kumaş haline getirdik. Yani aslında bu bir sıvı rezistanstı başta. Şu an biz bunu sıvı rezistans özelliğinde ısıtma sektöründe kullanıyoruz. Boyayı geliştirerek ilk yaptığımızda 50 dereceyle ısı elde edebiliyorduk. Bunu geliştirerek sıfır rezistansta boyamızda 2500 derecede, kumaşta 5000 dereceye kadar dayanıklık sergilediğini gördük. Isı çok hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Şöyle gezdiriyorum. 3000 derece. Kumaşı soğuk bir alana koyduk. -26-27 derecede. Orada da kumaşın donmadığını, aksine çıkarıldığı an oda sıcaklığına geri döndüğünü fark ettik. Bunun üzerine şimdi nasıl çalışmalar sergileyebiliriz? Onun için çalışıyoruz. Burada filtre özelliği var kumaşın. İçinde bulunan zararlı gazları ve karbonmonoksit olan her şeyi emip normal temiz hava olarak dışarı yansıtabiliyor. 5 kW'lık bir destans 500 Aynen. dereceye çıkıyorsa bu kombilerde kullanım sağlıyoruz şu an bu kumaşı. Çok düşük 24 voltla çalışan ilk kombiyi yaptık şu an ve çok yüksek ısılara çıkabildiğimiz için kumaşla hem düşük tüketimle yüksek ısılar elde edebiliyoruz. Saatlik 2000 watt, 3000 watt olan tüketimleri biz 220 watt'a, 300 watt'a, 500 watt'a düşürerek çok müthiş bir şekilde tasarruf elde edip kullanabiliyoruz. Yani bizim asıl amacımız aslında bunlar çok uzun zaman süreç ve maliyet alıyor. Biz bunu da duyurabilmek, insanların dikkatini çekebilmek, bir nevi Ar-Ge'de destek alabilmek istiyoruz aslında açıkçası. Çünkü dediğim gibi hem uzun süreç ve çok yüksek maliyetlerle oluyor. Yanmaz özelliği var. Rezistans olarak kullanım sağlayabiliyor, ısıtmada kullanım sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda yanmadığı için